Futbol Plus ekranlarından merhabalar değerli spor severler. Bugün Mehmet Özcan'la birlikte Galatasaray gündeminde neler var hepsini konuşacağız. Mehmet Özcan merhabalar, nasılsın, keyifler nasıl? Teşekkür ediyorum Melisa. Fenerbahçe, Galatasaray her yerde görüyoruz seni. İşin içine muhabir olarak da girmen çok sevindirici Çok spikerlik dışında. teşekkür ederim. Uzun uzun konuşacağız. Bir beyin jimnastiği de yapacağız Galatasaray'la ilgili. Çok önemli gelişmeler var. Sponsorluk gibi. Ki dün ben takip ettim Sayın Başkan Burak Elmas'ın toplantısını. İki tane hazırlık maçı, olası kadro planlaması ve tabii ki son bölümde de Muhammed Halil Dervişoğlu'nun durumunu özetleriz. Çünkü sözleşmeyi biliyorsun ki kiralık ki Galatasaray bu sene transfer stratejisini değiştirdi. Artık kiralık fazla oyuncular tercih etmiyor. Kadroda da bu profilde iki oyuncu var. Onların geleceğiyle ilgili de söyleyeceğimiz sözler olacak. İstersen hazırlık maçlarıyla başlayalım. O zaman senin de dediğin gibi ilk olarak Galatasaray milli takım arasında oynadığı iki hazırlık maçıyla başlayalım. Tuzla Spor'la oynadı. Sonrasında da İstanbul Spor'la karşı karşıya geldi ve oradan da 3-3'lük bir beraberlikle ayrıldı. Sen maçla ilgili neler söylemek istersin? Önemli notlar neydi sence maça dair? Şimdi şöyle başlayalım Melisa. Milli takımlara 13 oyuncu göndermiş bir takımdan bahsediyoruz. Üstüne Sacha Boey tedavi olarak geçirdi bu periyodu. Ve Arda Turan sakat. Yani 15 eksik var diyebiliriz ama bence işin teori kısmı doğruydu. İki hazırlık maçı planlanması. Tuzla Spor, İstanbul Spor, birincilik ekipleri Florya'da. Ve doğal olarak Fatih Hoca yedek oyuncuların performansını görmek istedi. Bir kere kimler iyi değerlendi? Pozitif taraftan başlayalım. Birincisi Ömer Bayram. Sol bekte ciddi bir alternatif olabileceğini söyledi. Çünkü Fanağ'ın olduğu dünkü İstanbul Spor maçındaki performansı da yine Fatih Hoca'yı memnun etmedi ki. Fatih Hoca biliyorsun biraz yukarıdan maçı izlediğinde Fanağ'ın olduğunu beklenen ortalarını yapmadığında bir vücut diliyle tepkiler de verdi. Bayağı sinirlendi. Artı Berkan cezalı. Galatasaray'ın şu an mevcut kadro planlamasındaki artı 3 Türk'te bankolar Berkan ve Kerem. Şimdi Berkan'ın olmadığı bir denklemde muhakkak oraya başka yerli isim olacak ki Rize'deki son maçta Alparslan 11'e girmişti artı 3 Türk tamamlığında. Evet. Ben Ömer'in performansını bu anlamda çok değerli buluyorum. Yani Ömer Bayram sol bekle maçlara başlayabilir lig için. Yoksa Lokomotiv Moskova deplasmanında yabancı sınırı olmadığı için doğal olarak Fanağan oynar. Birinci isim Ömer Bayram'dı. Son Rize'deki maçta da çok iyiydi. Asist yaptı, yine bir tane gollük pası vardı. Artı idman temposundan çok memnunlar. Hazırlık maçlarında bu şansı iyi kullandı ki Tuzla Spor'da, Galatasaray'da uzun zamandır hasret kaldığımız o frikik golünü Ömer Bayram'la gördük. Diğer isim Jagne. Jagne de Rize'de 90'da oyuna girip o asiste direkt skora etki etmişti. Mustafa Muhammed yoktu bu periyotta. Halil Dervişoğlu yine milli takımdaydı. İki maçta yine gollerini atmaya devam etti. Jagne de performansını iyi değerlendirdi ama hani Jagne oynar mı? Kesin konuşmuyorum çünkü Mustafa Muhammed de Galatasaray'da kaldığı yerden Mısır milli takımı devam ediyor ama burada karlı çıkan Galatasaray olacak. Muhammed Şakne'nin hangisi iyiyse oynamaya devam edecek. Bir önceki programda ifade etmiştik, artık Halil Dervişoğlu'nun ileri uç yerine başka denklemler ama forvet arkası ama kenarlar. Yani Galatasaray'ın ileri ucunda Jagne ve Muhammed'i dönüşme olarak izleyeceğiz. Kimler şansını kötü kullandı? Yedek kaleciler, bunu bir açalım. Mustera, Uruguay milli takımı ve Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkacak. İstanbul'a gelişte muhtemelen cumartesi akşamı bulacak. Bir 20 saatlik yorucu yolculuklardan bahsediyoruz ve doğal olarak pazar gündüz maçına, Konya Spor maçına idman yapamadan çıkacak. Eğer bu hazırlık maçlarında kalecileri iyi performans gösterseydi, açalım İsmail Çipe ve Fatih Öztürk ki Tuzla Spor'dan 3, İstanbul Spor'un 3, yenen 6 gol var. Bu ciddi handikap, yedek kaleciler şansını iyi kullanamadı.